Çocuklar. Size ne söylesem, ne yapsam acınızı dindiremem biliyorum ama söz veriyorum, o adamdan intikamımızı alacağız. İntikam alınca Duru geri dönecek mi peki abi? Dönmeyecek. Ama o herif cezasını bulduğunda Duru boşu boşuna ölmüş olmayacak kardeşim, anladın mı? Hiç kendini kandırma abi. Duru boşu boşuna öldü, biz de boşu boşuna öleceğiz. Ne yapalım o zaman? Elimiz kolumuz bağlı böyle bekleyelim mi tepemize çökmesini? Abicim, kabul edin artık. Ölen öldü, giden gitti. Ve biz kimseyi geri getiremeyeceğiz. Büyük abi kazandı. Bitti. Oğlum. Biraz kendilerine gelsinler. Sonra yine konuşuruz. Ben çocuklara bakayım. Aylin, iyi misin? Hı? Bak, sana bağırdığım için çok özür dilerim, tamam mı? Kimse beni takmayınca parlayıverdim birden. Öküzlüğüme var. İnanmıyorum değil. Bak, biliyorum savaş hepimize çok şey yaşattı. Çok acı çektirdi. Ama bu sefer suçsuz. Benim kardeşim gerçekten değişti. Çok değişti hem de. Sence kötü biri değişebilir mi Tilki? Yani iyileşebilir mi? İyileşir tabii. Eğer yanında onu seven, ondan vazgeçmeyen, onun arkasında duran insanlar varsa, ailesi, dostları varsa iyileşir. Hem de herkes iyileşir. O zaman büyük abi de değişir belki. İyileşir olmaz mı? O biraz zor işte. Niye ki? Çünkü buna fırsatı olmayacaktı ondan. İlk gördüğüm anda kendi ellerimle vereceğim cezasını. Ne yapıyorlar? Hiç. Sessizce oturuyorlar. Perişan oldu çocuklar. Abi daha ne kadar bekleyeceğiz? Yani bir şeyler yapmamız lazım. Böyle kös kös oturmaya devam edersek yakında kapımıza dayanacaklar. Sus. Tamam mı? Sen sus. Hala sinirliyim, sana atlamayayım üstüne ha. Ne yaptım ben şimdi ya? Daha ne yapacaksın ya? Kahraman gibi ortalığa atıldığını unutmadım. O arada kaynamadı yani. Sen rahat ol. Hatırlat bana kendini, tamam mı? Hatırlat, temiz bir dayağımı yiyeceksin. Heh. Hiç öyle bakma boşuna. Öldürdün hepinizi meraktan. Orhan'la mı konuşsak, ne yapsak bize yardım etse ya? Abi konuştuk, daha kaç kere konuşacağız? Onun da yapabileceği bir şey yok ki. Adam kolunu sallaya sallaya çıktı işte emniyetten, gördün yani. Acaba büyük abiyle mi konuşsak? He. Çaya davet edelim Aylin. Kek, kurabiye falan yaparsın. Oturur muhabbet ederiz birazcık. Çene çalarız. Ne bileyim ben. Belki insan gibi oturup konuşursak anlar belki bizi. İnsan mı? İnsanlıktan ne anlar Aylin o herif? Herifi gördün. Hala insanlıktan bahsediyorsun. Herif balataları sıyırmış. Uçmuş herif ya. Sandık diyorsun. Esra bize yardım eder dedik ama o da yılanın başı çıktı. Hem de ne yılan. Duru orada ölümle boğuşurken hala şifa vermek için zorluyordu abi. İnsan değil o kadın. Bize yardım etmesi için insan olması gerekmiyor ki. Hayırdır inşallah ya? Bu akşam pek sessizsiniz. Şşt, gel Orhan gel. Dizim başlıyor gel. Hayırdır inşallah. Ben bakarım. Ay, çok heyecanlı. Bu bölüm çok heyecanlı Orhan. Abi ne diyorsun sen? Abi ne diyor? İyi akşamlar. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Biz hiç geçmeyelim. Baş başa biraz konuşabilir miyiz?
Tamam, mutfağa geçelim. Hayırdır, ne oldu yine? Duru. Büyük abiye şifa verince dayanamadı. Duru'yu kaybettik. Ne diyorsun Mehmet ya? Bu büyük abi denen adam vazgeçmeyecek. Bütün çocuklarımızı elimizden alana kadar uğraşacak. Bir şeyler yapmamız lazım. İyi de elimden hiçbir şey gelmiyor ki. Mehmet gördün işte, adam çok güçlü. Şimdi gidip alıyorum desem yine yakayı kurtarmanın bir yolunu bulacak. Bu sefer polis olarak yardımını istemiyoruz abi. Nasıl yani? Bize bir dostumuz, komşumuz olarak yardım eder misin Orhan? Tamam. Ne gerekiyorsa yapacağım. Tam olarak ne yapmam gerektiğini söyleyin bana. Anne. Anne. Ya iki dakika kıssana şunun sesini. Hiçbir şey duyamıyorum. Bizi mi dinliyorsun kız? Yo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.